ile ayrıldıktan sonra çok üzgündüm. Sürekli ağlıyor. Duygusal müzikler dinliyor ve yataktan çıkmıyordum. Anlayacağınız, onu çok özlüyordum. Ama Mert tam tersi. Çok mutluydu. Sevgililiğe veda partisi veriyor. Tüm gün bilgisayar oynuyor. Hatta başka kızlarla bile görüşüyordu. Mert'in kız kardeşine gelirsek de o da maşallah çok mutluydu. Hatta mutluluktan evin içinde halay çekip duruyordu. Ve inanamayacaksınız ama evde bana ait olan eşyaları çöpe atıyordu. Arkadaşlar, görüyor musunuz? Ne kadar çabuk unutuldum. Ama ben buna izin vermeyecektim. Ben hala Mert'imi çok seviyordum. Bu yüzden Mert'le barışma kararı aldım. Ve hazırlanıp Mert'lerin kapısına doğru yola koyuldum. Kim o? Sıla, sen mi geldin? Gelme bir daha buraya. Biz abinle birlikte çok mutluyuz. Git buradan. Abinle konuşup barışmaya geldim şekerim. Çekil önümden. Ben abinle konuşacağım. Avucunu yalarsın. Al hatta benimkini yala. Defol git buradan pislik. Pis ucubeye bak. Kapıyı suratıma kapattı. Ya açsana kapıyı. Mert'le barışmak istiyorum. Aç şu kapıyı. Ne istiyorsun? Abimin yüzünü bir daha göremeyeceksin, tamam mı? Bu kapıdan da içeri bir daha giremeyeceksin. Ay yarabbim, şimdi elimde kalacak. Sudeciğim, biliyorum. Artık abinle görüşmüyoruz. O yüzden abine bir veda mektubu yazdım. Senden son bir ricam. Lütfen bunu ona iletir misin? Veda için yazdım yani. Aferin, aferin. Abinle ayrıldığını kabullenmen çok iyi oldu. Çünkü bir daha asla barışmayacaksınız. Tamam, tamam. Ben bu mektubu aldım. Abime iletirim. Sana dışarıda iyi eğlenceler. Bay bay. Şuna bak ya, bir de kapıyı yüzüme kapatıyor. Neyse, bunların hiçbiri sorun değil. Mert o mektubu okuduğunda ona ne kadar aşık olduğumu tekrar anlayacak. Ve onun da aşkı kabaracak. Sonra da barışıp tekrardan mutlu olacağız. Canım sevgilim, çok az kaldı. Dur dinleyeyim bakayım Mert mektubu okuyunca nasıl tepki verecek. Ay gerçekten bu mektubu çok merak ettim ya. Dur bakayım, abime götürmeden önce şu mektubu okuyayım. Ha? Sevgilim Mert, seni çok seviyorum. Eskisi gibi olalım. Lütfen beni affeder misin? Sevgilerle Sıla. Ay, bir de bana veda mektubu vereceğim diyor. Oysa ki barışmak istiyormuş pislik kız. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Onları barıştırmayacağım. O yüzden planımı uyguluyorum. Abiciğim, az önce kapıya Sıla geldi. Bu mektubu sana vermemi istedi. İstersen bir oku. Ay, belki benimle barışmak istiyordur. Dur hemen okuyayım. Sevgilim Mert, senden oldum olası hep nefret ettim. Zaten seninle çıkma amacım paranı yemekti. Bir daha yanıma gelme. Sevgilerle Sıla. Ne? Sıla bana niye böyle bir mektup yazmış? Abi ben sana demiştim paran için çıkıyor diye. Bak doğru çıktı. Ne? Ben böyle bir mektup yazmadım ki. O şeytan sonu değiştirmiş olmalı. Bana bak. Kapı çalıyor. Hem de hayvan gibi çalıyor. Sanki alacaklı gelmiş gibi. Dur bir kapıya bakayım ben. Yok abicim, sen bakma bakma. Sen acınla burada yalnız kal. Ben gidip bakarım, tamam mı? Tamam abicim. Ben acınla yalnız kalayım. Ben yok abi. Neyi mutluyorsun kapıyı ya? Kapıyı mı kıracaksın? Ne istiyorsun hala? Bana bak küçük şeytan. O mektubu sen değiştirdin değil mi? Ben abine öyle bir mektup yazmadım. Ben ona aşk dolu bir mektup yazdım. Hemen git abine düzgün mektubu ver. Abin ona ne kadar aşık olduğumu görsün. Işık, yağlı kaşık. Abim sana kaka aşık. Evet, ben değiştirdim mektubunu. Var mı bir diyeceğin? Seni var ya seni. O pembe kurdelelerinden tutarım. Evire çevire döverim, tamam mı? Bana bak, hemen o mektubun doğrusunu vereceksin. Yoksa gerçekten koparırım kafanı. Kopar kopar. Bak nasıl koparılıyor, gör. Ya sabır, ya sabır. Yine kapıyı suratıma kapattı ya. Ben ne yapacağım sevgilimle barışmak için? Aha, ne yapacağımı biliyorum. Abiciğim, sen Sıla'yla olan fotoğraflarını sildin mi bakayım? Hayır, silmedim abiciğim. Ver bakayım Stefan abi. Senin yerine ben bu Sıla'yla olan fotoğraflarını silerim. bu fotoğraf gerçekten çok iğrenç. Hemen silmeye basıyorum. Fotoğrafı sildim. Tamamdır. Şimdi bu tatlıyı papanın önüne öylece koyamam. Çünkü Mert'in kardeşi şeytan Sude olur bunu çöpe atar. O yüzden önce Mert'e ses kaydı atacağım. Kapıya sen bak diye. Mert de kapıyı açar açmaz bu tatlış tatlıyı görecek. O yüzden şimdi tatlıyı şöyle yere bırakayım ve Mert'e ses kaydı atayım. Zazuza. Abicim, ben Sıla'yı gördükçe daha çok üzülüyorum. O yüzden birazcık içeri gideceğim. Git abicim, git git. Ben fotoğrafları silmeye devam edeyim. Sıla'dan bir sesli mesaj geldi. Dur bakayım bir dinleyeyim. Ex aşkım selam. Kapınızın önüne sana ait bir şey bıraktım. Lütfen kapıyı aç ve onu al. Sonra da beni ara. Öptüm. Çakala bak sen. Dur bakayım bu kapının önüne ne koymuş. Bakalım abime ne koymuş.
Abimin en sevdiği tatlıyı koymuş şeytan kız. Aklı sıra hala abimle barışmaya çalışıyor. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Şu tatlıyı alayım. Bak şimdi buna neler yapıyorum. Sude, niye kapıyı açtın? Bir yere mi gidiyorsun? Yok yok abicim. Kapı açık kalmıştı da kapıyı kapattım. Neyse, şu şeytan kızın getirdiği tatlıyı ne yapayım biliyor musun? Evdeki fare ilacını dökeyim. Hatta bolca dökeyim. Sonra bunu abimin yemesini sağlayayım. Zehirlensin ve sulaya su çatsın. Abi, abi. Sula sana mesaj atmış. Bir mesaja bak istersen. Ne? Sula bana mesaj mı atmış? Ver bakayım ne demiş, hemen bakayım. Aa bak, kapının önüne sana özel bir şey bırakmış abi. Bir bak istersen. Ay, belki barışmak için bana bir şey verecektir. Bakayım ben. Kim bana Sula ne sürpriz yapmış? Aa, bana tatlı bırakmış. Oley. Bu Sula'yla her zaman birlikteyken yediğimiz tatlı. O zaman hemen yiyeyim. Bunu neden bıraktı? Kesin benimle barışmak istiyor. O zaman şundan bir yiyeyim. Abi, abi iyi misin? Abicim, abicim iyi misin abi? Abi bu tatlının üstündeki ne? Fare ilacı koymuş Sula sana. Abi, seni çok kötü durumda bırakmak istiyor. Ben de seninle barışacak zannediyordum. Pislik kız ya. Benle barışmak istiyor sandım. Ondan bana kek yaptı sandım. Meğerse o beni zehirlemek istiyormuş. Hakkım ona haram zıkkım olsun. Olsun olsun abiciğim. Haram zıkkım olsun. Ay, Mert'in bana geri dönmesi için sabırsızlanıyorum. Gideyim de bir kendimi göstereyim, o da bana geri dönsün. Mert, ben geldim aşko. Tatlıyı beğendin mi? Oh, Sula geldi. Dur Sula öyle bir konuşayım. Neden ah, tatlıya zehir koymuş diye. Hayır abi, senin konuşmana gerek yok. Ben konuşurum ya. Ben ona haddini bildiririm. Sen git içeri, git git. Tamam, ben içeri gideyim, sen onunla konuş. Git abi, ben ona haddini bildireceğim. Hey Sula pisliği. Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Bak abim yaptığın tatlıyı beğenmedi. Fark ettiysen de abim seni görünce kaçtı. Yani bu demek ki seni sevmiyor. Seninle konuşmak istemiyor. Aslında ben abimle barışmanızı çok isterdim ama abim seni gerçekten hiç sevmiyor. Yani abimden hiç ümitlenme bence. Ha, ne münasebet canım. Abim ne demek beni sevmiyor? Bu mümkün değil, tamam mı? Bizim yaşadığımız aşk gerçek aşktı. Tatlı nerede bir kere? Vermedin değil mi tatlıyı abine? Abine soracağım tatlıyı beğendi mi diye. Sen bana inanmıyor musun yani? Tamam, git abine sor o zaman. İyi tamam, gidip sorarım. Dur dur gitme. Bunlar sana biraz sonra çok yardımcı olacak. Ne demek istiyorsun sen bana? Neyse. Mert! Mert! Mert tatlıyı beğendin mi şekerim? Ya yürü git. Sen beni zehirlemeye çalıştın. Sen var ya çok pislik bir kızsın. Ne zehirlemesi ya aşko? Ya ne zehirlemesi ya? Abi hala konuşmaya çalışıyor ya. Yürü artık, istemiyorsun bu evde. Ya sus, hala konuşmaya çalışıyor. Yürü. Ya nasıl bir kız kardeşim var? Beni gerçekten çok iyi koruyor. İyi ki böyle bir kız kardeşe sahibim. Ya sus artık ya. Git artık bu evden. Bana bak, sen niye ağzımı kapatıyorsun Mert'in yanında? Yoksa sen bir hatlar mı çevirdin? Zehirledin diyor. Ben zehirleyecek bir şey koymadım ki içine. Un koydum, süt koydum, şeker koydum. Ya bir dakika, bir dakika. Yoksa sen bir şeyler mi koydun kekin içine? Bana doğruyu söyle. Evet koydum ama asla ispatlayamazsın bir kere. Küçük şeytan. Senden beklerdim zaten. Seni var ya şimdi. Aa koyma. Aha kırdıldım. Gizli kaçayım. Nereye kaçıyorsun sen? Aha Sude gitti. Şimdi Mert'e her şeyi en doğru şekilde açıklayabilirim. Eyvah. Sula abime her şeyi söyleyecek. Sula'yı bir an önce durdurmam lazım. Sula dur Mert. Seninle konuşmak hayır, istiyorum. Hayır hiçbir şey konuşamazsın. Çık dışarıya. Hayır, çıksana dışarıya. Kapıyı dökün diyelim. Mert'cim bir şey söyleyeceğim. Ne oluyor? Ne yaptığını zannediyorsun sen? Kız kardeşimi niye dışarı attın bakayım ha? Aşkım, ben ayrıldığımız için çok üzüldüm. Sana aşkımı ilan eden mektup yazdım. Ama senin kardeşin onu kötüsüyle değiştirmiş. Sonra sana kendi ellerimle bu güzel tırnaklarına tatlı yaptım. Sonra kız kardeşin onun içine zehir mi bir şey koymuş. Korkunç bir şey koymuş. Aşkım, senin kız kardeşin çok kötü biri. Ben seni çok seviyorum, barışalım mı? Ay şu çakal kız kardeşime bak sen. Arkamdan ne işler çevirmiş. Var ya onu döveceğim. Sılacığım, ben de seninle barışmak istiyordum. Ama sen böyle hediyeler falan yollayınca dedim ki benle barışmak istemiyor herhalde. Ondan sonra küs gibi davranıyordum. Öyle şey olur mu Şamşik? Ben seni çok seviyorum. O zaman barıştık. Abicim lütfen kapıyı aç ya. O kız sana yalan söylüyor. Lütfen aç. Lütfen onunla geri barışma. Aa kapı açıldı. Merhaba şekerim. Şey merhaba yenge, nasılsın? İyi misin? Tatlım benim. Tatlım etsem iyi edersin. Dur dur.
devamını izlemek isterseniz ekranda gördüğünüz videoları tıklayıp devamını izleyebilirsiniz. Şimdi ben o Sude denen kızın işini bitirmeye gidiyorum. Görüşürüz.